16 Nisan haftası, sevgili takipçilerim, güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca unutmamanız gereken noktada ülkemizdeki felaketi asla unutturmamanız gerektiğini uyarıyorum. Evet, yorumlarda bazen hani efendim oranızı buranızı gösterin diyen sevgili takipçilerim, ben bir anneyim ve yaptığım iş şov değil, harita bakıyoruz. Şarkıcı değilim. Yani ben normal anneyim. Yani bir aileyiz burada. Yazılarımıza biraz daha dikkat edelim. Özellikle beyler. Yani ben bir erkek çocuk annesiyim. Ve ben bir ailenin evladıyım. Sizin hayallerinizi süsleyecek bir insan değilim. Herkes haddini bilmesi gerekiyor. Bilginiz olsun. Sevgili koçlar, iletişimle alakalı yaşadığınız krizleri artık Venüs İkizler Burcu'nda ve siz hayatınızla alakalı sizi yanlış anlayan, sizi yıpratan, yoran, çevrenizdeki insanlarla yaşadığımız krizleri en iyi şekilde önleyerek hem sakin bir şekilde kendimizi doğru ifade edeceğiz, karşı tarafın yanlış anlaşılmaları ve işimizle alakalı yaşadığımız aksilikleri de doğru ifade ederek çözeceğimiz bir hafta. Unutmayın, Jüpiter Koç, Güneş Koç, Kiron Koç, Koç seyrinde. Bu der ki, geçmişe ait iş haklarınızla alakalı hala aynı krizleri yaşıyorsanız bu hafta bunlar için çözüm haftanız olacak. Doğru değerlendirin. Kurumsal bir alandan beklenti içerisinde olduğunuz masanız, konumunuzla ilgili aksilikler söz konusu olacak. Gecikmeler olma ihtimali çok yüksek. Panik yapmanızı istemiyorum. Devletle bağlantılı noktadaysanız da oradaki insanların dengesiz tavrı, huzursuz ve sizi mobbing uygulamaları tam anlamıyla yıpratmaya başladı. Üst düzey yöneticilerinizle gayet güzel ifade olarak yerinizi değiştirmeniz gerektiğini uyarıyorum. Yoksa iftiraya uğrayabilirsiniz. Bu da size sıkıntı. Finans ya da alım satım işleriyle uğraşıyorsanız sevgili koçlar, iletişimin en doğru satışlarınız, kazancınız ve oluşturmak istediğiniz birçok fırsat hızlı ve seri şekilde hayatımızın içerisine geçiş sağlayacak. Ve kendimize ait almak istediğimiz araç konumuzu da daha ön planda tutacağımız noktada ve bu ay bitmeden bu hayalimize kavuşacağız. Kendi işinizi yapıyorsanız ve yurt dışı bağlantılı, şehir dışı işlerimizle alakalı çözemediğiniz konular ya da sizi rahatsız eden evrelerde biraz gecikmeler gibi gözükse de siz bunları hızlı iletişimle çözerek aradaki sorunları tam anlamıyla iyileştireceksiniz. Bir de evlatlarınızla ilgili iletişim konusunda çok kuralcı ve çok aile içerisinde sert konuşmaları da yumuşatmanız gerektiği ve çocuklarınız sizden gereksizce sıkıntılarını anlatamıyorlar. Bu noktayı da çözmeniz lazım. Bu ara dışarıda hani alım satım işleriyle alakalı bağlantı içerisinde olduğunuz insanlarda iletişimle ilgili yaşayacağınız sevinç ve beklenmedik paralar da hanemize yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Lakin aile işiniz varsa ve bu konuda kardeşler arasında çatışmalar, gerginlikler ve toprak alım satımla alakalı yaşayacağımız kaoslar yıpratabilir. Asla toprak satmayın. Sattığınız topraklara muhtaç kalırsınız, bilginiz olsun. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle her iki tarafında birlikte baş başa bir seyahat planı ve çocuklarla birlikte geçirmeyi planladığınız, hani biletimizi aldık, huzurlu bir haftayı yaşamak istiyorsunuz ve bayram telaşınız da şimdiden başladı gözüküyor. İyi yolculuklar diliyorum. Duygusal anlamda da kırgın olan ve uzun süredir barışmak için mücadele veren ve ayaklarında devamlı telefon elinizde bekliyorsanız o kişinin size iletişimi güzel bir dönüşü sağlanacak. Yalnız hak ediyor mu? Bunu iyi düşünün. Kırılmak mı, sevilmek mi istiyorsunuz? Bunu doğru görmeniz lazım. Çünkü karşı tarafın egoları arasında sıkışıp kalıyorsunuz. Bunları düzeltmemiz lazım. Aynı şekilde uzun süredir devam eden ilişkinizin artık bizim gerçek hayata kavuşmak için planladığımız evlilik, nişan, söz konularımızın aile içerisinde artık gün yüzüne çıkacağı ve bu da sizi çok mutlu edecek. Uzun süredir iş çevrenizde beğendiğiniz ve bir türlü iletişim sağlayamıyorsanız karşı taraf size adım atıyor. Doğru insan, şans vermeniz gerekiyor. Sizin çünkü yüz takıntınız var, burun takıntınız var. Karşı tarafın sanki biraz hani yüz hatlarında hani lastiklemesi olabilir ama yüreği ve kalbi güzel, şans gerekiyor diyorum.
Evinizde sevgili ev hanımları, değiştirmek istediğiniz yenilikler var. Bahar temizliğinde fazla abartıp ve enerjiyi fazlasıyla yorabilirsiniz. Hem bayram temponuz hem de hani evin badanası boyasını aynı anda yapmaya çalışıyorsunuz. Sizin acilen koltuk takımlarınızın değişmesi gerekiyor. Ve eşinizin de biraz pintilik yönü sizi fazlasıyla yıprattığı için haşlıklarınızla yapmaya çalışıyorsunuz. Koltuklarınız hayırlı olsun. Yalnız karı koca hayatınızda da aileyle alakalı bağ çok fazla uzak bir nokta iletişim içerisinde. Bu ilişki biraz daha sıkıntılara doğru ilerliyor. Birbirinizle çözüm üretmeniz lazım. Çözüm üretmediğiniz takdirde bayağı bir soğukluk ve ev içerisinde huzursuzluklar, anlamsız konuşmalar çocuklarımızı ve hayatımızı yıpratabilir. Çalışmayan sevgili takipçilerim için, özellikle ev hanımları, bu dönem kafanızda planladığınız, iş kurmak istediğiniz, farklı alanlarla ilgili yapmak istediğiniz oluşumlar var. Farklı kurslar alarak kendinize geliştirebilirsiniz. Sevgili gençler, eğitim konularınızla alakalı yabancı dil eksikliğiniz var. Bunları çözmeniz ve bu eksiklikleri tamamlamanız gerekiyor. Son zamanlarda havai ruhunuz kimseyi dinlemiyor. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Evet, gökyüzü sizi hem aşkla, hem şefkat, hem sevgiyle karşı karşıya bırakacak. Sürpriz paraların gelişi de var. Unutmayın ki sevgi her zaman emektir. Emekle olan her şey size iyilik getirsin diyorum. Sağlık olarak da son zamanlarda yanlış hareketler, kas sıkışmaları ve alerjik reaksiyonlar söz konusu. İhmal etmeyin. Hoşçakalın efendim. Sevgili boğalar, sevgili güzel ailem, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın. Lütfen kanalımı ve beni paylaşırsanız paylaştıkça çoğalırız. Eliniz yapışmasın, yorum yazın lütfen diyorum. Hayatınızla alakalı uzun süredir finansal anlamda kazançlarınızla ilgili stres yapıyordunuz. Ve bu konuda da kendinizle alakalı mücadele verdiğiniz noktalarda ciddi karışıklıklar çözmeye çalışıyorsunuz. İş beklentinizle alakalı olumsuz gördüğünüz olaylarda fırsat kapılarınız açılacak ve çevrenizde bazı dostlarınızdan gelecek çok güzel desteklerle birlikte ekonomik sıkıntımızı bu hafta daha iyi şekilde iyileştireceğiz. İş konularımızla alakalı noktada da beklediğiniz haber, işle alakalı beklediğiniz yeni fırsatlarla ilgili yakın dost ve yakın çevrenizin size yaratacağı muhteşem bir enerji var. Bu enerjiyi doğru sağladığınız takdirde de iletişimlerle ilgili yurt dışı fırsatlarımızla alakalı noktada güzel iletişimler sağlayacaksınız. Kurumsal alanda farklı bir alan geçişiyle ilgili mücadeleleriniz varsa yerinizi sağlam tutmanız gerekiyor. Firmanızın ya da iş alanınızın ekonomik olarak işten çıkartılmalar, yaşanan bazı krizlerde göz önünde olmamanız gerekiyor. Daha dikkatli, daha mantıklı hareketler sağlamamız gerekiyor. Özellikle de devletle ilgili sınavınız, atamanızla alakalı sürpriz oluşumlar söz konusu olacak. Hayal ettiğiniz kapılar içinde çok yakın aile dostunuz, özellikle baba köklerinize ait noktadan da çok büyük bir destek alarak bu kapımıza da fırsat sağlayacaksınız. Kurumsal alanla ilgili yaşadığınız krizleri çözmek, bulunduğumuz noktayı doğru şekilde halletmeye çalışsak da düşmanınız, iş ekipteki insanların size hırslı bakışları tam anlamıyla sizi aşağı çekmeye çalışsa da siz alanınıza sahip çıkın. Başkaları ne düşündü, başkalarının ne yaptığı hiç önemsemeyin. Çünkü siz başarılısınız ve başarınız kıskanılıyor. Uzun süredir evdeyseniz ve iş beklentinizle ilgili, evraklarla ilgili hep böyle olmayacak enerjisinden çıkmanızı, çünkü bu hafta size güzel haberler gelecek, güzel oluşumlar ve artık o konuda hedeflediğiniz iş fırsatlarımız da var. Yurt dışı ile alakalı iş bağlantısı olan sevgili boğalar için, evet, gerçekten devamlı valiz elinde seyahatleriniz, işinizle ilgili gideceğiniz alanlarda çok hareketli ve yoğun ve bu iletişimler size fazlasıyla yeni çevre, yeni oluşum, yeni fırsatlar yaratacak. Bence siz ne istediğinizi biliyorsunuz, yaşam kalitenizi de biliyorsunuz. Biraz ekonomik güçlenme sizi daha çok farklı noktalara itecek. Evet, o nokta bu hafta size bu fırsatları yararlandıracak gözüküyor. Ve kendi işini yapanlar ve uzun süredir işinizle alakalı yaşadığınız krizlerde bazı karışık dönemler, sizi denetimler ya da sizi hani ne deriz, ceza kesebilirler. Çevrenizdeki esnaflar size sıkıntı yaratabilir. Daha
daha dikkatli olmanız gerektiğini uyarıyorum. İş gereği bazı mahkemesel sorunlarınızla alakalı çözülmesi gereken bir hafta, yani bu Nisan ayı sizin için iş mahkemeleriniz, işinizle alakalı yaşanacak fırsat ve bu konularla alakalı geçireceğiniz konular sizin nefes almanıza yardımcı olacak. Çalışan sevgili çiftlerimizle alakalı noktada özellikle hanemizde yeni bir ev anahtarı ile ilgili mücadele, kredi ve bu konularla ilgili birikmişimizle ilgili net karar vereceğiz. Hayırlı olsun. İşte bir herhangi bir sorun yok ama eşinizin bu ara havai, giyim, kıyafet konularına biraz daha dikkat ederseniz garip enerjiler var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Duygusal anlamda kendinizi çok yalnız hisseden ve aşk konusunda hep yaralıyım ve oturtamadığım noktalarda evet sizinle iletişim içerisinde olmaya, sosyal ağlardan, sosyal enerjilerden ve yakın dostlarınızdan tanıştırılma enerjileri var. Bence artık siz de farkına varın güzelliğinizin, enerjinizin ne kadar doğru olduğunu ve güzel fırsatları da yakalayabilirsiniz. Bu ara ilişkilerde bitirme noktasına gelen sevgili boğalar, özellikle tekrar bir şans, özürler, ifadeler, hediyeler söz konusu. Saygıyı kontrol ettiğiniz sürece bu ilişki ciddiyete gider. Bence ilişkinizde bir saygısızlık var. Bunu düzeltmeniz lazım. Ayrıldığınız ilişkinizle alakalı mesaj atmak istiyorsan at. Ama onun hayatında başka biri var. Kabul et artık bunu. Kendi kendine hayal kurma. Başka insanların aklıyla da hareket etme. Kendi ruhuna zarar veriyorsun. Uzun soluklu ilişkiler için biraz daha ekonomik kazançlarımızı toparlamaya başladık ve ev kurmak, yeni eşyalar, ona göre bu kararları aldık. Yavaş yavaş taksitler evresine girdiniz ve bunun sevincini de yaşayacaksınız. Yalnız bu ara özellikle ilişkinizle ufak tefek seyahatler, birbirimize eksik yönümüzü görerek tedavi evremizde var gözüküyor. Bu ara bazı ev hanım boğaları çıldırmış bir vaziyette olacak. Dağınıklık, yüksek ses, gerginlikler, yani üstünüze gelecek. Belki bir psikolog ya da bir nefes almak, ne bileyim yürüyüşler yapmak size çok iyi gelecektir. Çünkü kimse sizi anlamıyor ve sizi dinlemiyorlar. Dinlemedikleri için de eşinize, eşinizin ailesi, kendi ailenize çok fazla kırgınlık yaşıyorsunuz. Bir psikolog size iyi geleceğini düşünüyorum. Evet, çocuklarınızla alakalı kaygılarınız ve korkularınız var. Aslında çocuklarınız ne yapmak istediğini biliyor ama bazı bilgisayar bağımlılığı olabilir, dışarıya bağımlılık olabilir, kendi dünyasında yaşıyor olabilir. Onları doğru bir dengeyle yardımcı olarak iyileştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarınız çok zeki ve çok akıllı. Uzun süredir yurt dışına yerleşmek isteyenler için başvuru, bununla ilgili farklı alanlarda diyalog hakimiyeti içerisinde olacaksınız. Bunlar için para gerekecek, bilginiz olsun. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda göz alerjimiz, göz sorunumuz, yakınla ilgili krizlerimiz olabilir. Bunlara dikkat edelim. Bir de geniz eti akıntımız ve bahar alerjisi sizi rahatsız ediyor olabilir. Ve evde değiştirmek istediğimiz özellikle yemek takımı problemi, porselen, çatal, bıçak değiştirmek isteyen sevgili boğalar, hadi bakalım alışveriş, kendi istediğiniz mutfağınıza ait eksiklikleri de tamamlamanız gerekiyor. Güzellik olsun. Umut her şeye verilen en güzel hediyedir. Rabbim bir umuttur. Umudunuzu asla kesmeyin. Sevgili ikizler, güzel ailem, yorum yazın, rica ediyorum. Emek, hani alma verme dengesi dediğim nokta vardır ya, beğenin ya, elinize yapışmaz Allah rızası için. Neyse, kırılıyorum çünkü dinliyorsunuz ama beğenmiyorsunuz. Çok garip bir şey. Sevgili ikizler, Venüs ikizler seyrinde sizin en şanslı döneminizin iyi değerlendirmeniz gerektiği, güzellik, huzur, iş kapılarımız, rahatsız olduğumuz tüm konular güzelliklerle birlikte iyileşecek ve hayatınızla alakalı halletmek istediğiniz, çözmek istediğiniz birçok noktada artık sağlam adımlarınızı oluşturacaksınız ve bu oluşumlar size fazlasıyla artı olarak dönecek. Uyan, boşuna uyuyorsun, boşuna pimpiriklesin, boşuna kendini kasıyorsun. Yeni kapı, yeni iş, yeni fırsatlar fazlasıyla sizi kucaklayacak. Bir kendine gelirsen o fırsatları en iyi şekilde, en güzel şekilde hayatına alacaksın. Korktuğun değil, başardıkların senin olacak. Yani sen başardın, tebrik ediyorum. Aynı şekilde hayatımızla alakalı noktada
iş değiştirmek, yeni fırsat ve başlangıçlar için güzel enerjiler var. Bulunduğunuz noktada artık size ait enerji hissetmiyorsunuz. İnsanların tavır ve edaları sizi fazlasıyla yıprattığı için arayış içerisindesiniz. Güzel bir iş fırsatınız var ve bu fırsat özellikle finans, insan kaynakları, alım satım alanında iş beklentileriniz varsa gayet renkli bir enerji içerisinde olup bu evreleri daha ön plana yaratacaksınız. Eğer ki bulunduğunuz noktada değişim, dönüşüm istiyorsanız da şu an şirketinizin üst düzey değişimleri ve aynı şekilde ortak değişimleri ve şirketinizin satılma gibi bir durumu söz konusu olabilir. Bununla alakalı biraz daha sabırlı olarak haklarınızı alarak gidin. Acele etmenizi istemiyorum. Eğer ki devlet ve kurumsalla alakalı bağlantı içerisinde çalışıyorsanız bu ara şirketinizin farklı dışarıyla alakalı iletişimleri, yeni doğacak projeler, siz de bu projelerin içerisinde yer alacaksınız. Bence siz bu fırsatı dönüştürmeniz ve bu fırsatı dönüştürdüğünüzde de yerinizle alakalı değişimlerin farkına da varacaksınız. Evet, en önemli şey kendi işini yapanlar da bu ara mekanla ilgili mal sahibiniz, kiracınız ya da bulunduğunuz bina ile alakalı krizler olabilir ve bu yüzden toplantılarda gerginlikler, tartışmalar yaşanabilir. Sizinle ilgili ileri geri konuşmalar olabilir. Ben kendinizi doğru savunacağınızı ve iftiraya maruz kalmamanız için doğru ifadeler yapmanız gerektiğini de uyarıyorum. Evet, bu ara şirketinizle alakalı yurt dışı seyahatlerimiz ya da işinizle alakalı gideceğiniz seyahatlerde pürüz yok. Ama gideceğiniz yurt dışındaki insanların gerginlikleri sizi kasabilir. Gülümsemeyi, mırıldanmayı bırakmanız gerekiyor. Dedim bile bırakın lütfen. Çünkü sizin hani ikizlerde şu vardır. Aslında çok zekisiniz. İnanılmaz hızlı ve aklın size yarattığı en güzel gücü yaşıyorsunuz ama hani espiritüel geçirmeleriniz var ya, bunlara dikkat edin, bu hafta sıkıntı yaratmasın. Yeni iş kurmak ya da bunlarla ilgili mücadele eden, yeni iş fırsatlarıyla alakalı mücadele eden sevgili ikizlerimiz için evet güzel kapılarımız var. Ama sizin içsel ruhunuz bazen ne oluyor biliyor musun? Yataktan çıkmayayım, üstüme kimse gelmesin, konuşmasın, ben konuşayım. Yani gökyüzü size artık kalk diyor, uyan diyor. Bunu doğru aldığınızda çok daha farklı alanlarda yalnız dil eğitimi almanız gerekiyor. Kariyerinizle alakalı yarım bıraktığınız konuları da artık hayata, fırsatlara geçirmemiz lazım. Onu seneye, 5 yıldır seneye dediniz. Bir insanın bir 5 yıl daha ömrü olmayabilir. Lütfen hayallerinize ifadeli şekilde yaratın. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin mecburi bazı görevlerinden kaynaklı uzun seyahatler söz konusu. Siz bu ara izin evresindesiniz ve evde çocuklar ve aileyle alakalı taşınma, koşturma, bunlarla uğraşacaksınız ama işinizde herhangi bir kriz yok. Sadece maaş konusunda konuşmanız gereken yenilik var. Bunu doğru noktada çözmeniz lazım. Özellikle de duygusal anlamda yeni aşklar, yeni heyecanlar, geçmiş ilişkileriniz kapınızda var olacak. Affedin, affetmeyin ama yepyeni aşkın ruhu sizin kalbiniz olduğunu, duygularınızın yeniden heyecanlandığını farkına varacaksınız. Bu da güzel iletişimler sağlanacak. Uzun soluklu ilişkilerde birbirimizle yanlış anlaşılmaktan kaynaklı küskünlükler, gerginlikler, kendimizi yanlış ifade edebiliriz. Gereksiz alınganlıklar yapabiliriz. Birbirinize çok güzel özür dilemeyi biliyorsunuz. Bazen hayatınızdaki insan çok sert ve anlamsız konuşmaları var. Bu dengeyi düzelt hayatım. İleriki hayatında bu denge daha farklı şiddetlere sebep olabilir. Mümkün olduğu kadar bunları toparlamanız gerekiyor. Sevgili ev hanımları, evet eşinizin hiçbir şeyin önemsememesi, eve haciz, evrak konularıyla alakalı gergin, ödenmemiş faturaların verdiği gerginlikler var. Eşinizin beklediği para bu hafta kapıda, bunları çözecek. Ama bunu disiplin etmediğiniz takdirde çok uzun soluklu böyle problemler yaşayabiliriz. Evimizde, faturalarımızda, çocukların eğitiminde eşinizin biraz daha disiplin alması gerekiyor. Gerekiyorsa bir aile terapistiyle bunları çözmemiz lazım. Evet mutsuzsunuz ama gidecek yeriniz yok. Ailenize de her zaman bu noktayı söylediniz ama kimse sizi duymuyor. Bu düzeni bu yüzden bırakamıyorsunuz. Bu sırada eğitimler, kurslar alarak kendinizi geliştirebilirsiniz ve kendinizin farkına varabilirsiniz. Çünkü siz çok zekisiniz. Mutlu olan çiftlerimizde de bu ara ev taşınalım mı, araba mı alalım, ne yapalım, evde çocukların odası mı değişsin, çocuk mu yapalım
formatındasınız. Evet, güzel kararlarınız ve evde ufak tefek restorasyonlar, çiçek bakımları, yenilikler söz konusu olacak. Bu da size iyi gelecek, güzellik getirecek. Evet, sağlık olarak son zamanlarda ağız haflarımız, uçuklar, strese dayalı kaynaklı vücudumuzda kabarmalar söz konu olabilir. Dikkatli olun efendim, hoşçakalın. Sevgili yengeçler, abone olmayı, yorum yazmayı rica ediyorum ama kimsenin iplemiyor beni. Yapacak bir şey yok artık, saygı duyuyorum hepinize. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinlemeyi unutmamanız gerekiyor diyorum. Mars yengeç burcunda ve Venüs ikizlerde unutmamanız gerekiyor. Duygu çatışmaları, kendi içinizde gerginlikler, sorunları çözmek isterken yanlış iletişim ve farkında olmayarak söyleyeceğiniz sözler iş hayatımıza sıkıntı yaratabilir. Ve çözüldü dediğiniz konuları tekrar başa alabilirsiniz. Ve bu başa almak sizi fazlasıyla yıpratabilir. Yerinizden ve iş hayatınızdaki konumunuzu geri çekebilir. Artık ben size defalarca bu hafta uyarabilirim. Dikkatli olmanızı. Çünkü iş yoğunluğu ve stres, özellikle böyle üretim alanında çalışıyorsanız, devamlı iş kontrolü, evrak kontrolü, hani kıyafet kontrolü bile, ya da koltuk kontrolü bile yapabilirsiniz. Burada bazı sakıncalı olaylar, bazı kaçaklar var. Bu kaçaklar sizin üzerinize, hani mal kaçabilir, bazı paralar ziyan olabilir. Bu suçlamalar sizin üzerinizde olabilir. Biraz daha kontrol etme dönemimizi bu hafta yapar, güveniyorum dediğimiz ekibi bir gözden geçirelim. İşinize zarar gelsin istemiyorum. Eğer ki yeni başladığınız işle alakalı noktada sizi böyle avlukaya alacaklar, bütün işleri size yükmeye çalışsalar da oradaki bağlantımız belli bir süre sonra çok güçlü ve dinamik olacak. Bence kendi enerjinizi güzel yansıtacaksınız. Bu yansıma kalıcı iş hayatımız. Uzun süredir iş bekliyorsanız da hep başa dönmek, o bana uygun değil, bununla anlaşamıyorum. Bence sizin bu işle alakalı beğenmeme yönünüz ve her seferinde hep başa dönmenizin sebebi çocukluğunuzdan kaynaklanıyor. Ve hep böyle birilerinin baskıcı, hani size iş versinler, masada oturun, kimse sizinle konuşmasın, siz kendi dünyanızda yaşamak istiyorsunuz. Lütfen bunu çözmemiz lazım. İleriki hayatımızda işsiz kalmamıza sebep olacak. Bununla ilgili iş psikoloğuna gidebilir. İletişimle alakalı kaynaklarınızı daha güzel düzeltebilirsiniz. Kurumsal anlamda yeni sözleşmeniz. Devletle alakalı hani taşerondaysanız ve memurluk ya da işçi alımıyla alakalı beklentileriniz varsa siz ön plandasınız. Panik yapmayın. Yani Mayıs ayı artık oraya ait olduğunuzu ve bu fırsatlar size gelecek. Özellikle toprak ve arazi, yani hayvancılık, organik tarım ya da buğday, yani neyle uğraşıyorsanız organik olan toprakla alakalı, yerinizle alakalı yenilemeniz gereken ve almanız gereken farklı bir toprak var. Bunu mutlaka alın, çünkü siz her geçen gün büyüyerek bu noktada daha başarılı ve marka olacaksınız. Bu ara blog yazarlığı, kendinizi ifade etmek, farklı alanlarda köşe yazarlığınızla alakalı bağlantılarınız varsa biraz daha isminizin güçleneceği, farklı alanlarda kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz gözüküyor. Yurt dışıyla ilgili bağlantılı bazı görevleriniz söz konusu olacak. Hem de şehir dışı. Yani bu ara hani deriz ya, evde uykuya vaktimiz yok, uçak modundayız ya da otobüs modundayız. Siz devamlı seyahatler içerisinde olacaksınız. Başarılı şekilde dönmeniz var. Şu an bulunduğunuz ekipte sizi rahatsız eden renkli gözlü birinin nazarına geliyorsunuz. Ona bakarken besmele çekmeyi, ya da gözler çok iri olabilir, kara kaş, kara göz, ama göz çok eşek gözü deriz ya, bu insandan uzak durmanız gerekiyor. Bir de kendi işinizi yapıyorsanız ve hala parasal çözüm evrenizle alakalı sizin hatalarınız ve devamlı borcu, kredi, onu burayla ödemekten kaynaklı gimitleriniz eksiye doğru düşmeye başladı. Anne ya da teyze ya da haladan gelecek destek ya da eşinizden gelecek destekle birlikte altın bozdurma ya da bir yer satma fikriniz varsa bu borçları artık temizlememiz lazım. Ev evremize uyarılar geliyor, iş evimize uyarılar geliyor. Mümkün olduğu kadar bunları çözelim. Sevgili çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle haneye çocuk düşünmek, yeni çocuk tedavi, hani tüp bebek denemelerimizle alakalı fikirlerimiz çok yoğun olacak karı koca çalışanlar arasında.
arasında. Hayırlı ve uğurlu olsun, şanslı bir dönem. Ama devlet mesela şöyle, öğretim görevliyseniz, sağlık sektöründeyseniz, mecburi tayinleriniz ya da gitmeniz gereken görevleriniz ve ya da eşiniz askerse mecburen gitmesi gereken bir noktası olacak. Biraz arada mesafeleri olabilir. Siz gidebilir, siz gelebilirsiniz. Böyle bir dengesizlik olabilir ama o sizi seviyor, merak etmeyin. Evet, aşk konusunda mırmırlanma. Hani miyavlayabiliriz, ilişkimize kapris fazlasıyla yapabiliriz, ayrılacağım havasına girip tekrar böyle dengeyi toparlamaya çalışabilirsiniz. İlişkiniz doğru, yıpratmayın. Eski ilişkisini bekleyenler için sevgiyi siz yanlış, yani şöyle söyleyeyim, hayatınızdaki kişi çok karizmatik, çok güzel, çok da havalı ama siz sevgi arıyorsunuz, hava aramıyorsunuz. Duygu boşluklarınız var. Sizi gerçekten sevecek insanlar. Biraz sabırlı olmanızı istiyorum. Uzun soluklu ilişkilerde de evlilik dizler çökülecek. Evlilik hediyesi, böyle güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Bu da size iyi gelecek. Yalnız evli çiftlerinizde boşanma kararı verenler, acilen ev değişimi içerisindesiniz. Ev arıyorsunuz. Çocukları yıpratmadan ve çocuklarınızla birlikte psikologla halletmeniz gerekiyor. Bazı evliliği güzel giden ama sorunlara mücadele çiftlerde de güzellikler var ama özellikle aile büyüklerimizi eşiniz ya da siz memlekete ya da yazlığa götürebilirsiniz. Böyle bir telaş söz konusu olacak. Evde değiştirmek istediğiniz yatak odanız, dolaplarla alakalı hani böyle kapaklarla ilgili krizler olabilir. Ufak tefek tamirlerimiz var. İhmal etmemiz gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz lazım. Çocuklarınızın derslerini kontrol etmediğiniz gözüküyor. Çocuklar bazıları okula gitmiyor olabilir. Dikkat etmeniz lazım. Burada devamsızlıklar uyarısı var. Ev hanemizde çocuklarımız alerjik, siz alerjik, astım ya da bronşlarımızla alakalı ve griple alakalı savaşacağımız bir hafta, sağlık konusunda sıkıntılar kapıda, dikkat edin. Sorumluluklarınız artacak ama huzurlu sorumluluklarınız olacak. Ailede de anne ve baba problemleri, tartışmalara şahit olacaksınız. Dengelemek zorunda kalabilirsiniz. Rabbimin size verdiği nefese, bedene sahip çıkın. Sevgili aslanlar, Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinlemenizi öneriyorum. Abone olmayı ve yorum yazmayı, elinize yapışmaz, yapışıyor biliyorum. Takip etmeyi unutmayın lütfen. Sevgili aslanlar, Venüs İkizler burcunda seyrinde. Arkadaş ve çevre ilişkilerimizle alakalı gözden geçireceğimiz konular ve bazı sizden saklanan ve sizi yıpratan, aynı şekilde ekip ve iş çevremizdeki insanlarla yüzleşme durumunda kalacağımız ve ani ve fevri davranışlar tam anlamıyla sizi yıpratabilir. Hızlı karar verebilirsiniz ve bu hızlı kararlar işimizden çıkmamıza, yerimizi değiştirmemizi ve olağanüstü bir kaos yaratabilirsiniz. Daha sakin, daha mantıklı ve daha güzel evrelerde sorunlarınızı çözmenizi istiyorum. Hızlı kararlar sizi yıpratabilir. Evet, işinizle alakalı yeni gözden geçirmeniz, iş beklenti içerisinde olduğunuz konular ve bulunduğunuz noktada da yaşanacak, size verilecek imkanlar, hakimiyeti var. Ama sizin hedefiniz kendi işinizi kurmak, ortaklı projeler içerisindesiniz ve buranın size artık getirisiyle alakalı hiçbir bağ kuramıyorsunuz ve alanı terk etme modundasınız. Bence bunun için daha bir 6 ay vaktiniz var, acele etmeyin. Evet, iş kurabilirsiniz arkadaşınızın, annenizin üzerine ama şu an bu bulunduğunuz işe çok parasal anlamda ihtiyacınız var. Kredi kartlarımız, ödemelerimiz, sıkışan bazı konular bizi yıpratabilir. Acele etmeyin. Kredi çekerek halledeceğinizi düşündüğünüz noktalarda da bazı krizlerimiz var. O yüzden bu dönemi böyle Mayıs sonrası ne yapacaksanız yapın. Şu an sakin sakin bekleyin. Evet, kurumsal alanda yoğun tempoda çalışan, hani devamlı evrak, dışarıda toplantılar, koşturmalar, yurt dışı bağlantılar, iletişim içerisinde olduğunuz noktalarda aksilikler gibi gözükse de bunları çözebileceğimiz sorunlar var. Ve bu sorunlar doğru iletişimle hallolacağını uyarıyor. Yalnız şunu demek istiyorum, yerinizde yetkilenme konumunuz var. Yani yardımcıysanız müdür olma, müdür değilseniz konumunuz, masa değişimleriniz, bankada çalışıyorsanız ani yer değişimleriniz söz konusu olacak. Ve gideceğiniz noktalarda gayet başarılı ve keyifli enerjiler yakalayacaksınız. Hani of pof yapmayın, koşarak gidin çünkü orada başarınız var gözüküyor. Devlette çalışıyorsanız devletle ilgili bulunduğunuz noktanın çok karışık olacağı, içsel kaos sizi de korkutuyor olabilir. O içsel kaos çok uzun soluklu devam edeceği için
uymayın, işitmeyin, ne halleri varsa görün evresini tatmanız lazım diyorum. Ve dışarıda alım satım işiyle uğraşan sevgili aslanlar, bu dönem kazancınıza kazanç katma hakimiyetiniz söz konusu olacak ama çevrenizdeki rakipleriniz çok fazla var. Hızlı davranmanız lazım iş konularınızla alakalı. Nasıl olsa ben konuşurum, hallederim deyip o işi başkalarına kaptırabilirsiniz. Evet, bu arada eğitimle, iş gereği eğitimleriniz söz konusu olacak. Seminerler hakimiyetiniz yoğun olacak. Ve online evresinde çalışma tempomuzun yoğun olacağı için yemek yemeyi unutabiliriz. Ve bu konuda da vücut evrelerimizde kilolar ve vücut kaslarımıza ihtiyaç olabilir. Spor evrenizi de unutmamanız gerekiyor. Kendi işini yapanlar, özellikle yurt dışı ile ilgili şirket kurmak, bunlarla ilgili fikirlerimiz var. Evet, bu kapılarımızı özellikle halledeceksiniz. Yurt dışına yerleşmek ve bu konularla ilgili yaşadığımız konuların evraklarını çözmeye çalışıyorsunuz. Bazı o olumlu evraklar var. Çözülmesi gereken çözemediğiniz evrakları da yurt dışından gelecek evraklarla çözmüş olacaksınız. Hayallerinize erişeceksiniz. Artık büyük şehirde yaşamak istemiyorum diyen sevgili aslanlar, farklı şehirlerde, daha küçük alanlarda başvurular yaparak yeni başlangıçlar yaratacaksınız. Haziran'a kadar da bu hedefleriniz gerçekleşmiş olacak. Evet, işsiz olanlar için güzel fırsatlar var. Mümkün olduğu kadar ilerleyin. İşte aşık olan bazı gruplar var. Birbirinize çok aşıksınız ama yaklaşamıyoruz. Herkes o aynı evrede evre yapıyor. Yasak aşk etrafta duyulacak. Zarar göreceksiniz. Aileniz ve çevrenize kadar, iş alanınızdan kovulmanıza kadar sebep olabilir. Lütfen dikkatli olunuz. Evet, duygusal anlamda yeni ilişkiye başlayanlar için birbirinizi anlamadan gereksiz kırgınlıklar yaratabilir. Var gibi yok gibi, ama bu ilişkiye şans verirseniz güzellikler söz konusu. Aynı şekilde de şunu söyleyeyim, uzun soluklu ilişkilerde artık siz bu ilişkiden sıkıldınız. Onun egosu, onun karmaşı, onun ailesi, onun dertlerini dinlemek istemiyorsunuz. Yepyeni bir hayat başlangıcı içerisinde yüzüğü atıyorsunuz, ilişkiyi bitiriyorsunuz, nefes alacaksınız. Bu da size iyi gelecek, o sizi bırakmayacak, karar sizin. Bu arada geçmişinize ait noktalarda da kalp kırıklıklarınız şifa bulacak. Yani güzel sözler duyacaksınız ve size karşı hala unutmadığını bir arkadaşınız getirip haber verecek. Belki bu size iyi gelir. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da uzun süredir çözemediğiniz kendi içinizdeki cinsel hayatımız, sorunlar, yatak ayrımları, soğukluklar var. Lütfen bir ilişki terapisti, yani eş terapistine gidin. Güzel yuvanız nazar değmiş gibi birbirinizi anlamsızca kırıyorsunuz. Bunu düzeltmeniz gerekiyor. Boşanma tribi olanlar gerçekten sert konuşmalar, sözlü şiddet, mal kavgaları söz konusu olacak. Bunları yumuşatarak halletmemiz lazım. Sevgili ev hanımları, çocuklarınıza ayrı bir dert, aileniz ve ailenize, kendinize doğru anlatamıyorsunuz. Eşiniz zaten umrunda değil ama gerçekten eşiniz size sevgisini, bu evliliğe, bu düzene sahip çıkacak. Bence bu sizin başarınız. Tebrik ediyorum. Bu ara nakış kursuna, kanefçeye, bazı merak duyduğunuz resim, müzik, bu tarz meraklarınız varsa kurslarınız olacak. Bu da size iyi gelecek. Evde özellikle değiştirmek istediğiniz parkeler ve halılar kalkıyor, temizliğe gidiyor. Çok yoğun işiniz var. Bel fıtığınız hareket edebilir ve çamaşır makinenizin değişmesi lazım. Lütfen belinize dikkat etmemiz lazım. Sağlık olarak özellikle bel, boyun fıtıklarımız ve kas sıkışmalarımız, kas ağrılarımız yoğun olacak. Beden insanın şifasıdır. Şifanızı doğru nefesle verirseniz Rabbim bedenize şifa verebilir. Ailemizde kanser ya da bu tarz tedavi görenler sevinç ve aydınlık yaşayacak. Babanızın kalp problemi olabilir. Dikkat edin. Sevgili başaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, yükselen ve ay burcunuzu dinleyin. Elinize yapışmazsa yazı da yazın. Diyorum, yazmıyorsunuz. Ama ben bunu aile olduğumuzu düşündüğüm için o yüzden de diyorum ama kimse beni iplemiyor. Canınız sağ olsun. Venüs ikizler seyrinde sevgili başaklar, yeni dönem. Yani ne dönemi derseniz, dolaplar dönecek sizinle ilgili. Farkında olmadığınız olaylar yüzünden insanlar size suçlamalar yaratabilir. Ve insanların agresif tavrına kapılıp işinize zarar verebilirsiniz. Ve bu yüzden ani hareketlerle kendi zaferinizi aşağı çekebilirsiniz. Yani sizden ricam, kim ne dediğini önemsemeyin.
siz işinizde başarılısınız. Yerinizle ilgili özellikle çevrenizden aldığınız duyumlar size bazı kapılar ve yeni alanların geçişine yardımcı olacak. Bence siz, onlar sizin ayağınızı kaydırırken siz görmemezlikten gelin. Mayıs ayı sizin yeni bir iş masanız, bulunduğunuz noktada güzel noktalara bölüm açıldı, bu bölüme geçeceğiniz gözüküyor. Orası sizin istediğinizde, hayırlı olsun. Aynı şekilde de ekip arkadaşlarınızla alakalı iletişimde agresif tavırlar sergileyerek yanlış hatalara maruz kalabilirsiniz. Bunları da gözden geçirin. Çünkü ekip arkadaşlarınızın sizi böyle bütün sorumluluğu size atmış. Onlar ok, çay, kahve, kendi modlarındalar. Siz bütün hepsinin sorumluluğunu yapıyorsunuz. Bunu da artık onlara da disiplin yaratmanız lazım. Özellikle yönetici ve patronlar arasında yaşadığınız sorunlarla ilgili sorunları çözüyoruz. Onların size güven evresi fazlasıyla oluşacak. Ama biraz hani deriz ya, ispiyonculukla bağlantılı sizden şey isteyebilirler. Hani ortamın enerjisini, var olan evreleri isteyebilirler. Sizin her söyleyeceğiniz şey işten çıkartılmalarına sebep olabilir. Bazı şeyleri görmemezlikten ve uyararak onların neden bu durumda olduğunuzu uyarmanız gerekiyor ama papuç sizin üzerinize kalmasın. Mantıklı şekilde yapın. Devlet dairesi ve maliye, belediye ya da devletle bazı kurumlarla alakalı noktada çalışıyorsanız yerinizi farklı bir alana isteyeceksiniz ama yer boşluğu yok. Yerinize sahip çıkın. Kurumsal büyük bir alanda ve yaşadığınız yerde devamlı sorunlar içerisinde olduğunuz noktanın derin nefes alarak iyileşeceğine ve bu konularda büyük bir rahatlık sağlayacağınız gözüküyor. Sürpriz para var. Bir yer satılıyor. Gözünüz aydın. Borçlarınız bitecek. Kendi işinizi yapıyorsanız da çok güzel başarılar, yeni insanlar, yeni diyaloglar, enerjinin daha yüksek olacağı, ruhunuzu oraya daha iyi anlatacağınız bir noktadasınız. Yani siz olacaksınız ve benimseme dediğimiz noktayı başarıyla tamamlayacaksınız. Yani işinize doğru sahip çıkın. Ortaklı projelerde bazı terslikler olsa da projeleriniz doğru imza atacak. Bu ara hani kafa dağıtmak için seyahatler yapabilirsiniz. Hem iş hem seyahat evrenizde gayet doğru bir nokta. Ama şöyle söyleyeceğim, sevgili yükselen başakların şuna dikkat etmesi lazım. Kaprisi abartırsanız yerinizi kaybedersiniz. Yani sevgili başaklar, kapris bazen sizi yıpratabilir. Bu ara aile içerisinde tartışma, kardeş, kuzen, anne ile alakalı bağlarda tartışmalar bayağı kırgınlıklar yaratabilir. Ortayı dengelememiz gerekiyor. Sevgiliniz var, hayırlı olsun. Güzel bir aşk var, size çok iyi geliyor. Kaybetmeyin o yolunu. Ama sizin kafanız geçmişte arayacak mı, bir iletişim yaşayacak mı, ay buraya gelmiş beni görecek mi diye düşünüyorsanız onun hayatında çok güzel bir ilişki var, sizi unutmuş, yolunuza bakın diyorum. Bu ara böyle Ege ruhunuz, Akdeniz ruhunuz fazlasıyla ön planda. Belki gittiğinizde ayaklarınızı suya sokun, rızkınız artsın diyorum. Ailenize ait bir binanın yıkım kararı verilebilir ve çözülmesi gereken ortaklı, yani amcalar ya da dayılarla alakalı konularda tapuların ayrılması lazım. Sizde eğer bunlar ayrılmazsa haklarınız yenilecek. Birileri yaşarken bu olayı çözmeniz lazım. Taşınmak isteyen ve ev arayan sevgili başaklar, güzel, uğurlu ikinci kat, birinci katta önü ferah, güzel bahçeli bir yer kapınız var. Şimdiden güzellik olsun diyorum. Çalışan çiftler gayet sakin gidiyorsunuz. Yalnız bu ara eşiniz böyle tatlı tatlı sözler, flörtöz ruhu var. Altında bir şey aramanıza gerek yok. Duyguları sizinle alakalı, başkası yok. Gereksiz güven problemi yaratmayın. Evli çiftlerde aldatılma, yalanlar, karmaşık noktalar gündeme gelebilir. Hani bilgisayarda, cep telefonunda bazı şeylere karşı karşıya kalabilirsiniz. Zaten ayrılmak istiyorsunuz. Elinizde deliliniz var. Bu delili doğru kullanın, haklarınızı alın. Mutlu çiftler arasında da bu ara en önemli şey evdeki elektronik eşyalar, yeni aplikler, hani neydi, aydınlatmayla alakalı karar verdiğiniz noktalar, bir de yemek masasını değiştirmek istiyorsunuz ve mutfağı genişletme fikriniz var. Biraz daha havalar ısınsa mıydı? Evet, bu projeniz doğru. Müteahhit mimarla çalışma enerjisindesiniz. Evim çok rutubetli, artık bu evden çıkmak istiyorum diyen, ekonomik olarak zorlanan sevgili başaklar için
aile büyüklerinizin desteğiyle birlikte eviniz, yeni kapınız, yeni anahtarınız hayırlı olsun, uğurlu olsun. Yalnız iki erkek bir kızınız ya da iki kızınız bir erkeğiniz varsa erkek çocuklarınızın bağımlılıkları, dışarıya yönük ve sigara ya da alkol gibi denemeleri söz konusu olabilir ve eğitimini ve dışarıdaki arkadaşlarıyla aradaki bağları biraz karıştırmış olabilir. Mümkün olduğu kadar çocuklarınıza gözetim evresi. Evet, bu ara kendinizi yenilemek, kilo kaybı yap. Yani zayıflayalım, rejim yapalım, eve güzel yemekler, yani hamur işlerinden uzak durmamız lazım. Göbek yağınız, basen genişlemesi ve göğüs büyümelerimiz söz konusu. Sağlık olarak da bazı nodüllerimizle alakalı bazı ufak tefek krizler, göğüste de kistlerimiz oluşabilir. İhmal etmeyin. Zafer sizin, umut sizin, yaşam sizin. Yaşamızı kalitesiz yapan sizsiniz. Kalitesizsiniz. Kalitenizi bozmayın. Sevgili teraziler, güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinlemeyi unutmayın. Unutturmayın yaşadığımız hayattaki olayları. Elinize yapışmaz bir de yazı yazın, beğenin, yorum yapın, paylaşın sayfanızda. Yani biliyorum yapmayacaksınız ama olsun, ben size söylüyorum yine de. İlişkiler konusunda risk alma zamanı. Yani sevgili teraziler, Venüs İkizler Burcu seyrine geçecek. İş hayatımızla ilgili riskler alacağız. İlişkilerimizle alakalı noktada riskler içerisinde olacağız ama bunları doğru yaptığımızda başarı sağlayacağız. Kendinizle bazen gereksizce konuşmalarınız ve yorucu, kendinizi yoran enerjilerimizi biraz daha geride bırakarak hayatımıza odaklanmamız lazım. Yani sizin şöyle söyleyeyim, 2 yıldır yaşadığınız krizler sizi çok fazlasıyla geçmişle gelecek arasında sıkıştırıyor ve iş hayatımızda da güzel başarılarımız ve hedeflerimiz var. Bunlara engel olsun istemiyorum. Şu anki projemiz, işimizle alakalı oluştuğumuz noktada ve grup çalışmalarımızda güzel fırsatlar var. Sizin beyniniz oraya odaklanmıyor. Ben 2021'de bu hatayı yaptım. Hala aynı hatadayım. 2022'de şu konuda yaralandım ve işim bu yüzden iyi gitmiyor diye düşüncelerinizi geride bırakın. İşi bırakmak isteyenler hayırlı olsun. Yeni iş kapınız gerçekten olumlu ve güzel. Sadece biraz bir ay dinleneceksiniz. Ondan sonra iş kapınız, yeni kapınız gerçekleşecek. Bu ara hiç iş olmayan ve iş bekleyenler için risk alın ve başvurularınızı yapın. İş kapınız var. Olumlu gözüküyor. Bence siz dengelenmek, yani bulunduğunuz alana dengeyi kuruyorsunuz ama kendi dengenizi kuramadığınız için odaklanma kriziniz var. Bunu yapın. Yurt dışı bağlantılı iş çalışanlar için de bu ara engeller söz konusu olabilir. Şirketinizi zorlayıcı, devletler arasında zorlayıcı durumlarla karşı karşıya kalabilir. Mallar hani limanlarda kalabilir, tırlar geçemeyebilir. Ürünler, bazı gecikmeler söz konusu olsa da şirket yöneticinizin biraz bu konularda ödemesi gereken riskler, maaşlarda gecikmeler söz konusu olsa da merak etmeyin. Tekrar düzelecek, iyileşecek. Yani güzel şeyler olacak da biraz krizler var. Bunları toparlamak lazım. Devlette çalışıyorsanız devlet yani üstün üstü genel tüm yöneticiler ani değişimler ve şirkete devletle bağlantılı olduğunuz noktalara kayyum atanma gibi durumları söz konusu olabilir. O yüzden denetimler ağır. Burada bazı yazılar var ve şikayetler var. Bunları çözmemiz gerekiyor. Dikkatli olmanız gerekiyor. Kendi işinizi yapıyorsanız da gayet renkli bir hafta. Kazancınız, rızkınız, yeni iletişimler, yeni yapacağınız reklam alanlarınızda yeni tanışmalar, işinizle ilgili büyütmek istediğiniz, daha çok ağları genişletmek istediğiniz sosyal çevre, hani sosyal ağlar, dijital sayfalarımız ve içinizdeki yazma ruhunuz size çok güzel fırsatlar yaratacak. Böyle bakkal dükkanınız, nalbur dükkanınız ya da bu tarz alanlarda küçük mekanlarınız varsa da rızıklarınızın bol olacağı, hatta güzel getiriler size borçlarınızla alakalı iyileşmelerinize yardımcı olacak. Ailenize bağlı ortaklı iş yapıyorsanız işinizi büyütmek ve özellikle köklerinizden kalan mala en iyi şekilde hakimiyet kurmak istiyorsunuz. Yalnız bu ara kız kardeş ya da abla krizleri, bu ev satılacak ve bu hani bir vefat sonrası yaşanan bir mal paylaşımı ile ilgili krizler var. Rica ediyorum, o yer satılmaması lazım. Oranın toprağı. Ya ben şöyle söylüyorum. Dünya ülkemizden bir sürü arsa alıyor. Bir sürü toprak alıyor. Niye topraklarınızı satıyorsunuz? Yani insanlar toprağa muhtaç kalacak. O toprak, yaşam kaliteniz.
bırakın hakkını verin, siz kendiniz alın istiyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada sizin iş değişiminizle ilgili beklediğiniz konuda biraz gecikmeler olsa da o yer sizin. Gereksiz istifa yapmayın, zarar ver. Eşinizin maaş konusunda huysuzlukları var, devamlı uyuyor, ilgisiz tavrı sizi yıpratıyor. O böyleydi zaten, aldığında da böyleydi, değişmeyecek ki. Yani boşuna kendi kendine hayal kurma. Aşk konusunda biraz daha kaprisli bir evredeyiz. İlişkinizle ilgili kapris noktası sizi yıpratabilir, onu da yıpratabilir, sizi bırakabilir. Bilginiz olsun. Yeni ilişkiye başlayanlar için güzel, enerjik ama uyum içerisinde değilsiniz. Kültürel farklılık var. Tadını da bırakmanız daha sağlıklı diyorum. Uzun soluklu ilişkiler arasında anne krizleri, kayınvalideler krizi yaratacak ve bu krizden dolayı size zararlar gelebilir. O yüzden annelerin gönlünü almadan bu ilişkiyle ilgili kararlar verirseniz çomak sokulacak, bilginiz olsun. Bu arada özellikle Nisan ayında 30 Nisan, hani 30 Nisan'a kadar gün alan hani mesela nikah tarihinizle alakalı gül alanlar sağlık kontrolleri içerisinde gayet sağlıklı gözüküyorsunuz. Yalnız evlilik içi, hani akrabalarınızla evlenecekseniz çocuk döneminizde doğru doktorla iletişime girmeniz gerekiyor. Riskler olabilir, dikkat edin. Halimizde güzel bir gebelik evresi var. Hayırlı olsun. Evli ve mutlu çiftler için bence kriz nedir biliyor musunuz? Çok şımartıldınız, birbirinizi çok seviyorsunuz. Fazla şımarıklık da sizi yıpratıyor. Daha dengeli ilişkileri kurmamız lazım. Sevgili ev hanımları, eşinizin çok fazla stresli iş ve parasal konuda yaşadığı krizler hanede soğuk iletişim yaratıyor olabilir. O ailesini ve sizi seviyor. Sizin biraz kendinizi geliştirmeniz, biraz daha kendi alanınızı yenilemeniz lazım. Yani eşinizde bir şey olsa işiniz yok. Meslek edinin, kendi mesleğinizi yaratın. Yani ufak tefek işlerle uğraşın. Temizlik yapın, merdiven silin ama haşlığınız olsun. Çünkü eşinizin ailesi size asla bakmaz. Çocuklarınız ve siz ortada kalabilirsiniz. Eşinize bir şey olmayacak. Meslek edinin. Derdim bu. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktada bağırsak enfeksiyonları, mide bulantıları ve kusmalar yoğun olabilir. Tansiyon ve şekerden kaynaklı bayılmalar uyarı veriyor. İhmal etmeyin. Bir de evde yenilik niyetiniz var. Çiçeklerimiz, evcil hayvanlarımızla alakalı hani kontroller dönemi var. Hadi çiçekler değişsin, saksılar değişsin. Balkonunuzu genişletmek istiyorsunuz. Planlarınız var. Ailenizin yazlık eviyle alakalı ya da köy eviyle alakalı yenilikler katmak istiyorsunuz. Ufak tefek tamirler. İyi olacak. Güzel olan her şey sizin olacaktır zaten. Rabbim nefes veriyorsa siz o nefesi kaliteyle ve doğru enerjiyle yaşayın. Huzur sizsiniz. Siz huzurunuzu bozuyorsunuz. Gerek yok. Her şey iyi olacak çünkü. Sevgili akrepler, yükselen ve ay burcu akrep olan güzel takipçilerim. Venüs ikizlerde unutmuyorsunuz. Mars yengeçte. Güneş koçta, Jüpiter koçta, Kiron koçta. Bu ara yara noktalarımız, duygularımız, dedikodu ruhumuz, hayal dünyamız ve gizli düşmanların hareket edeceği noktalar çok yoğun olacak. İş çevresinde rahat tavırlar, aldırmadığımız haller, durumlar, efendim kimse bana zarar vermez dediğimiz hal ve hareketleri biraz daha kontrol etmemiz gerekiyor. Gideceğimiz seyahatler, iş gereği yapılacak anlaşmalarla ilgili noktada da ekibiniz arasında yaşanacak dedikodu, kaoslar, iş ekibimiz ve şirketimize zarar verebilir. Mümkün olduğu kadar bu alanımızı da doğru oluşturmamız gerektiğini uyarıyorum. Evet, devlet ve kurumsalla alakalı bağlantılı süreçte çalışan sevgili takipçilerim, bu dönem işiniz daha çok dışarıda. Dışarıda koşturmalarımız, dışarıda gideceğimiz işler, yapacağımız toplantılar, insanlarla yapacağımız birebir diyaloglarda güzel anlaşmalar söz konusu olacak. Aynı şekilde bulunduğunuz sistemin kendi yer değişimi, bina değişimi, mekan değişimi ile alakalı da doğru süreç kararları verilecek. O yüzden dosyalar taşınmaların telaşı ile birlikte gideceğimiz yerde daha güvende ve daha rahatta olacaksınız. Kurumsal büyük bir alanda finans, akademik kariyer ya da devlet bünyesinde akademik konularla bağlantınız varsa sizinle ilgili farklı alanlara geçiş isteğiniz olabilir. Bunlar reddolabilir. Bulunduğumuz noktaya devam etmemiz gerektiğini uyarıyorum.
kendi işinizi yapıyorsanız da parasal konularımızın daha yoğun olacağı, iletişimin size vereceği katkı hem ekonomik anlamda hem de iş alanımızla ilgili noktalarda büyük kazançlarımız söz konusu. Uzun süredir iş sıkıntısı yaşıyorsanız ve iş bulamıyorsanız, hala aynı krizlerdeyseniz, aynı dengeleri yaşıyorsanız, sizin de farkında olup da halsizim, halsizim, yapamıyorum, hiçbir iş bana uygun demeyi bırakırsanız, bu iş fırsatları var, siz iş beğenmiyorsunuz, devlet beklentiniz var, o yüzden hiçbir işe girmek istemiyorsunuz, hak veriyorum. Ama bu konu 2024'te gerçekleşecek. Şu an geçici de olsa farklı işlerde adım atalım. Evimizde askere gidecek, vatan görevini yapacak evladınız ya da kardeşiniz varsa sağ salim geri gelecek, endişe etmenize gerek yok. Ev içerisinde yasal bazı problemler var, acizlik, icralık ya da babanıza ait bazı konular hanemizle ilgili sıkıntı yaratmayacak ama kavga, kaos yaratacak. Bunların hepsi sistemli şekilde çözümlenecek gözüküyor. Ortaklı işte güzel kazançlarımız var ama uzun süredir işinizle ilgili büyütemediğiniz ya da parasal konumda kendi evrenize cesaret edemediğiniz noktalarla ilgili bir yönetici, yeni bir işletmeci ya da ekibiniz kendinize ait noktanın biraz değişimlerine fırsat verirseniz, markanız, işiniz ya da bulunduğunuz iş alanınız gayet güçlü, ziyan etmenizi istemiyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle sizin işle ilgili sıkıntılı evreniz, sevgili hanımlar, özellikle sizin işinizle alakalı yaşadığınız krizler, işten çıkartılabilirsiniz. Eşinizin de yöneticisiyle alakalı yaşadığı bazı sorunlar ev düzenimize yansıyabilir. Onu desteklemenizi istiyorum. Çocuklarınızla ilgili biraz daha vakit geçirerek onlarla bağı toparlamamız lazım. Eğer iki kızınız ya da bir kızınız varsa, yani erkeksiz anne ve baba bireyseniz, kızlarımızın biraz daha ergen evresi ya da çocukluk evresinden kaynaklı sinir ve asabiyet var. Çocuğunuzla daha göz iletişim içerisinde olmanız lazım. Aşk konusunda güzel bir ilişkiyi bitirme kararı içerisindesiniz. Kültürel kaynaklar, ailevi faktörlerden kaynaklı. Evet, haklısınız ama bu ilişki gerçek sevgi, tekrar aile ve çevreyi birini devreye sokarak bu ilişkiyi yeniden yeşertebilirsiniz. Pes etmeyin, mücadele edin. Geçmiş ilişkiniz sizden özür dileme gibi bir durumu var ama çıkarları var. Para çıkarları sizi kullanabilir, size tekrar aynı başa döndürebilir. O özüre inanmayın diyorum. Bir de yeni ilişki içerisinde olan beğendiğiniz birinin size karşı hayranlığıyla ilgili kendi platonik takılıyor olabilirsiniz. Onun sizinle hiçbir alakası yok. Hayal dünyanızda bunu abarttınız. Mümkün olduğu kadar bu dengeyi bitirelim. Bu konuda da destek almamız gerektiğini düşünüyorum. Son zamanlarda bazı akreplerde ben kendimi beğenmiyorum, enerjim çok kötü, her şey böyle ters gidiyor diyorsunuz ama sizin enerjinizde gökyüzü sizi çok destekleyen bir noktada. Yani bu enerjiyi doğru kullanmanız gerektiğini de farkına varmanız lazım. Sizde herhangi bir kriz yok. Siz kendi kendinize böyle bir kodlama yapıp gününüzü terse çeviriyorsunuz. Özellikle cumartesi, pazar çok eğlenceli bir dönem yaşayacaksınız. Yakın dostlar, çevre, iftar dönemi, misafirler ağırlanacak. O yüzden evde yenilikler dönemi, özellikle giriş bölmemizdeki ayakkabılık, evde değişmesi gereken noktalarla alakalı mutlu olacağınız kararlar içerisinde olacaksınız. Bazı ev hanımlarının eşleri yurt dışı ya da devamlı uzak yollarla bağlantılı iştelerse, bu dönem onların izin dönemi olacak. Yurt dışındalarsa ya da sizinle görüşemiyorlarsa, bu ara bağlarımız bu konuda yoğunlaşacak. Ailemizin içerisine gireceğiz. Ev alacaksınız sevgili akrepler. İstediğiniz noktadan hayal ettiğiniz, hatta kenarda birikmişimiz var, kredi korkunuz var. Aileniz de destek verecek ve eviniz hayırlı olsun. Bir de kira konusunda sıkıntı yaşayan akrepler için de hani mecburen idare ediyorsunuz, uygun bir nokta bulamadınız ve bu yüzden krizleriniz var. Biraz daha sabırlı olun. Mal sahibiniz biliyorum çok sinirli, açgözlü, doymuyor, devamlı sizi rahatsız ediyor ama yerinizi bırakmayın. Gerekiyorsa dava açın çünkü orada sizi çıkartamaz, bilginiz olsun. Sağlık olarak geniz eti iltihaplarımız, balgam, öksürük krizlerimiz, uyku apnemiz olabilir. Dikkatli olun diyorum. Dedim bile. Size de güzel söz söyleyeyim. Gözlerinizdeki güzellik size uğurlu gelecek, unutmayın. Sevgili yaylar, nasılsınız? Abone, yorum yapmak, beğenmek çok önemli ve değer katar. Bana da değer kattırırsınız. Lütfen beğenin. Ve unutmayın ki hayatta en kıymetli şey değerdir.
Ben size değer verdiğim kadar siz de beni önemseyin. Sevgili ikizler, sevgili yaylar, Venüs'ün ikizler seyrinde olması başarılı ve olumsuz gördüğünüz konularla alakalı yoluna girmesi gereken evraklar, iletişimle alakalı yaşadığımız, kırgın olduğumuz, kaygılı olduğumuz, rahatsız olduğumuz noktalardaki evrelerde sizi psikolojik olarak yoran, depresyona sokan ve sizi yorabilecek insanların farkına vararak oraya öyle gitmeniz lazım. Çünkü onların huyları, yönleri asla değişmeyecek. Görmeyin, duymayın, işitmeyin. Çünkü siz işinizle ilgili gerçekten çok yoğun bir tempodasınız. Ve bu tempo size başarıya ve hem kariyer anlamında işinizle ilgili eğitimler, gidilmesi gereken iş seyahatleriyle alakalı, bir de kendi kariyerinizle alakalı yaptığınız eğitimleriniz var. Bunlara hem köstek olmamanız lazım başkalarının tavrıyla. Tam başarı odağınız, hedefiniz var. Kimseyi duymayın, işitmeyin. Kurumsal bir alandaysanız, kendi işinizi kurmak istiyorsanız tam zamanı yapabilirsiniz. Hayırlı olsun, ortak kararınız da doğrudur. İletişimle ilgili dengeler ve yapacağımız sosyal ağlar, bilgisayarda programlayacağımız olaylar bize ekstra kazançlar ve başarımıza odaklanacağımız bir ağ sistemi var. Bunu doğru yaptığınızda gerçekten ağ dünya alanında gelişim sağlayacak. Bunun altyapısını şimdiden kurun. Eğer ki sağlık sektörü, doktor, hemşire, eczacıysanız işlerinizle alakalı, özellikle sevgili hastaneden ilaç ya da ilaç sektöründeyseniz bazı krizlerden kaynaklı işte sıkıntılar söz konusu olacak. Biraz daha sabırlı olmanızı, gökyüzü bu konuda sizi destekliyor. Endişe etmenize gerek yok. Eğer ki büyük bir kurumsaldaysa, farklı bir kurumsaldan bir bağlantı, bir insanın desteğiyle birlikte şu firmadan bu firmaya geçmek gibi, bence hiç gerek yok. Yerinizde saygınlığınız, duruşunuz çok iyi ve burada çok değer görüyorsunuz. Gideceğiniz noktada karışık insanlar, dengesiz insanlar var. Maaşa bazen takılmamak lazım, güvende maaş almak lazım. Gayet de iyi maaş alıyorsunuz. Lütfen yerinizde kalın. Devlet ataması, memurluk ya da bu konularla ilgili öğretim ya da artık biz devlet atamamız olacak diyen sevgili birkaç bazı yaylarda devlet atamanızla ilgili açıklamada olumlu ve güzel bir başarı sağlayacaksınız. Yeni işiniz, yeni alanınız hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bir de mekan değişikliği ile ilgili kararınız var. Evi taşımak, yeni bir eve geçmek, araç değişimi ile ilgili. Son 3 taksitli bir ödemeniz var. Bunları halledin. Ondan sonra zaten çok rahat bir şekilde eviniz ve aracınızla alakalı noktada büyük bir ayrılık söz konusu olacak. Aile büyüklerimizden uzun süredir iş mahkemesi ya da çocuğunuzun yasal iş mahkemesi ya da iftiraya uğrama gibi konularla ilgili sıkıntınız varsa bu dönem mahkemeleri başarıyla tekrar iş iadesi ve haklarıyla alakalı parası geri iade olacak. Mümkün olduğu kadar onu psikolojik destekleyin. Onun umudu azaldı, korkuları başladı. O tekrar hak ettiği noktaya girecek. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada stabil bir evrama, evraklar, dosyalar toparlanması gereken yurt dışı iletişimleri, telefon trafiğinin yoğun olmasından kaynaklı birbirinize vakit ayıramayabilirsiniz. Akşamları güzel bir vakit ayırın. Çünkü flört evreniz bitmiş. Sanki 30 yıllık evlisiniz, birbirinizle ilgilenmiyorsunuz. Birbirinize değer verin istiyorum. Evet, aşksız olan yaylar, aşk kapınızda. Neyin aşkı? Sevginin, değerin ve sizi anlayacak doğru insanın aşkı var. Hani ben görünmüyorum, ilişkilerde hep yarım kalıyorum. Ne olacak diyorsanız güzel bir aşk. Eski ilişkinizle ilgili de takip ettiğiniz, stopladığınız artık evrelere önem vermeyin. Onun hayatı başka bir insana doğru yol alıyor. Sizin de hayatınız başka bir insana doğru yol alıyor. Gereksiz stoklar size mutsuzluk yaratıyor. Gece devamlı duygusal boşluktasınız. Devamlı depresyon haliniz var. Onu unutun. Yepyenilik sizin için. Ciddi ilişkilerde evlilik tarihi yaklaşanlar çok heyecanlı. Özellikle kendi ailenizin desteğiyle kiraya çıkmadan ev işinizde aydınlık olacak ama bu ara bazı yaylarda misafir ya da ailelerin üst üste birikmesinden kaynaklı mesela kardeşiniz de sizde kalıyor olabilir, eşiniz, çocuklar, kardeş, baba, onlara ev arama durumumuz yoğun olacak. Onlara doğru bir yuva, doğru bir düzen kuracaksınız. Ve satmaya çalıştığımız ortaklı bir arsa ya da ortaklı bir sistemin evet satılması lazım çünkü herkesin paraya ihtiyacı var. Burası size dengeler ve daha iyi rahatlamanıza sebep olabilir. Satılması hayırlı gözüküyor. Bir de uzun süredir dikkatsizliğiniz var. Kazalar, konuşma kazaları, trafik kazaları, düşmelere dikkat edin diyorum.
Evli çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizin size sürpriz hediyesi, motivasyonunuzu yükseltecek güzel konuşmalar, aile arasındaki kırgınlıklar geride kalıyor ve tekrar doğru aile olmayı öğreneceğiz. Ama evliliği ters giden ve şiddetli geçimsizlik, tartışma, kavga, gürültü olan çiftlerde kendi ailenizin desteğiyle bu düzenden ayrılacaksınız. Daha huzurlu ve çocuklarınızla daha iyi bir ortama geçiş sağlayacaksınız. Sevgili ev hanımları, kendinize iş bulmak, yapmak istediğiniz konulara adım atın. Acayip yaratıcı bir ruhunuz var. Kitap yazabilirsiniz. Yazı kabiliyetinizi, konuşma kabiliyetinizi, dil eğitimi alarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Sizler çok aydınlık ve iyi bir fikirsiniz. Her zaman öğrenmeye açıksınız. Kendinize önem verin. Yalnız mesela şöyle söyleyeyim. Bir kızınız bir oğlunuz varsa kızınız dağınık bir karakter, oğlunuz daha farklı bir karakter. Onlarla bağ oturturken daha dikkatli konuşmalara, onlara karşı sevginizi doğru ifade etmenizi öneriyorum. Sağlık olarak batık tırnaklarımız ve mantar krizlerimiz ve rahimle alakalı koku ya da üreme organlarımızla alakalı akıntılarımız söz konusu olabilir. Dikkatli olun efendim. Hoşça kalın. Bazen mevsimsiz açan çiçek gibisiniz. Hep mevsimsiz açın, mutlu olun. Sevgili oğlaklar, yükselen ve ay burcu oğlak olan güzel takipçilerim. Güzel bir hafta olsun. Yani beğenmeyi, yorum yapmayı dengeli bir şekilde alma verme dengesinde koruyalım. Ya bir kalp atın, yorum yazın, güzel dediğim, keşfete düşünün, keşfete yazın. Sayfamız büyüsün. Aile olmak güzel bir şey çünkü. Oğlak burcu sevgili takipçilerim, kendinizi anlatmaya ve çevrenizdeki insanların size olan rakip enerjisi, söylemleri, ifadeleri, davranışları, yani sizin desteklediğiniz insanların size karşı agresif tavırları sizi yıpratabilir. Mümkün olduğu kadar iletişimi yormadan, çünkü Venüs ikizlerde siz sağlam ve düzeni seven ve her zaman öngörülü takip ettiğiniz hayatınızla alakalı o insanların size yaratacağı takıntılar sizi yormasın. Çünkü gerçekten işinizde çok başarılı, yapmak istediğimiz yeniliklerde güzel kapılarımız ve güzel fırsatlarımız var. Hatta çok iş imkanları yoğunlaşacak. Yani hangi işte olayım diye telaş yapacağımız bir hafta. Özellikle Salı, Çarşamba ve Perşembe yönetim kurulu, sistem ve ekiple toplantı içerisinde olacağımız noktalarda aydınlık ve güzel geçecek ve verilecek projeler, iletişim ve telefon trafiğimiz yoğun göstereceğimiz yerlerde başarı söz konusu olacak. Kendiniz gayet iyisiniz. Çevrenize takıntı yapmayın. Kıskananlar çatlasın. Siz hak ettiniz çünkü. Parasal evrede de bir kredi çekme niyetiniz var. Bazı sıkıntılar ve ihtiyacınızla alakalı. Evet, kredi çekmenizi onaylıyorum. Çünkü siz uzun süredir, 4 yıldır bazı sıkıntılarımız vardı. Ödemekte zorlandığımız noktaları tek bir çatıya yüklemek istiyorsunuz. Yapın, tek bir ödeme şeklinde olsun. Hayırlı ve aydınlık olacak. Bu ara borçlanma, vergi dairesi, ödemelerle ilgili de taksitlemek dediğimiz noktalarda kafanız daha rahat etmeye başlayacak. Her şey doğru ve sistemli şekilde yapacaksınız. Yeni terfi alma şansınız çok yüksek. Şirketinizin size ünvanı, başarısı ve bununla alakalı prim evrenizde de kazançlarınızın yoğunlaşacağı. Bu hafta priminize ekstra kazançlar, paranıza ekstra sistemler yaratacaksınız. O yüzden bu haftayı çok değerlendirin, keyifli değerlendirin diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız ortak tartışmaları, ortaklardan kaynaklanan kazıklanma, para konularında hırsızlıklar, size söylenen yalanlar, sizin dönecek dolaplar, o ortayı masaya yatıracaksınız. Ortak ayrımı ve anlaşmalı şekilde hukuki süreci de en iyi şekilde başaracaksınız. Merak etmeyin. Sadece kendi işinizi yapıyorsanız ufak tefek alışveriş evrelerinde ya da yaptığımız ticarette ufak tefek reklam eksiklikleri, yani dedikodu yaratmanız lazım. Yenilik katmanız lazım. Orada bir hani duygu mu, enerji eksikliği mi var? Sirkeli suyla yıkayın, etrafın enerjisini değiştirin, yenileyin, badana boya yapın, kapının rengini değiştirin. Çünkü oranın iç enerjisi güzel, dış enerjisi kötü. Bunu yaptırmanız gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde de yurt dışından iş teklifi bekleyenler için olumlu, güzel ifadeler edeceğimiz bir nokta. Bununla ilgili başardınız, hayırlı olsun. Ailede çocuklarınız ya da yurt dışına yerleşmek isteyen sevgili oğlaklar için
Haziran'dan sonraki oluşumlar daha değerli ama ailede yurt dışında yaşayan bir dostunuzdan da çok büyük bir destek ya da aile büyüğünüzden alacağınız destekle birlikte daha hızlanma evresi söz konusu olacak. Şehir değişimi ya da iş gereği Ege, Akdeniz, Karadeniz'e yerleşmek isteyen sevgili oğlaklar için güzel fırsat ve kapılar var. Korkmayın. Bence siz bunu yapın, hemen gidin. Yeni enerji, yenilik size iyi gelecek. Yalnız ailenize ait 3 katlı bir bina ya da toprak üstünde müstakil bir ev olabilir. Bunu müteahhite vermeye çalışıyorsunuz ama bulunduğunuz toprağın altı ya da çevresi ya da noktası çok değerli. Bence oturun kendiniz yapın. Yani ve ekeceğiniz toprak yerinde bırakın. Binaya başkası gelmesin. Orası güzel bir nokta. Mümkün olduğu kadar bunu doğru değerlendirin. Bir de ailesi vefat etmiş, anne olabilir, baba olabilir, vefat etmiş oğlak burçlarında kardeşlerde miras karmaşası o kadar şiddetli olacak ki gelinler, görümceler, eltiler yani çocuklar bile devreye girecek. Lütfen avukat tutun, kimseyle muhatap olmayın, hakkınız olan noktayı alın, herkesle bağınızı kopartın istiyorum. İlişki anlamında kendisini yalnız hisseden ve ilişkisinden yorulan sevgili oğlaklar ilişki artık yavaş yavaş daha renkli bir heyecan, duygu eksikliklerinden kaynaklı noktada ilişkinizle ilgili kararsızlıklarınız var. Bence doğru insan, siz de sakinlik seviyorsunuz. Onun renksiz oluşu sizin ruhsal dünyanızla alakalı. Rengi kat, o sana katılır diyorum. Eski ilişkinizde tekrar telafi, özür dileme yoğunluğumuz yoğun olacak. Affetmek sizin kararı. Evlilik düşünenlerde özellikle eşiniz ya da eşiniz olacak kişinin iş konusuyla ilgili beklenti içerisinde olduğu nokta hala haber alınamadığı için ve iş dengesizliği olduğu için biraz gecikeceksiniz. Ama evlilik var, merak etmeyin. Siz de işinizle ilgili bir değişim beklentiniz var. Özellikle üniversite ya da üniversitede eğitim anlamında görev yapan sevgili oğlaklar, akademik kariyerinizde bazı eğitimleriniz var. Bunları tamamlamanız lazım. Evli çiftler arasında boşanma imzanız hazırlanmış. Karar her ikiniz için de aydınlık olsun ama evliliği güzel giden çiftlerimizde de çocuklarınızın yurt dışı başarısı ya da eğitimle ilgili yapacağı başarıya mutluluk size keyif verecek. Mesela evladınızın askeri bir eğitim sınavı varsa başarmış gözüküyor ya da evladınız asker ya da devletle alakalı bir noktada görev atanmasını bekliyorsanız polis ya da belediyede bir beklentiniz varsa olumlu gözüküyor. Bence en büyük sorun nedir biliyor musunuz sizin hayatınızda? Sağlık takıntınız, şeker ve tansiyondan kaynaklı krizler, baş dönmeleriniz var. Bunları biraz bir check-up dönemimiz olabilir. İhmal etmeyin. Eşinize de hediye alın ya da siz eşinize artık hediye verme zamanı. Çünkü o sizi gerçekten gönülen, kalben seviyor. Bir de görümcenizle ilgili krizler, yalanlar çıkabilir. Ona da hazırlıklı olun diyorum, dedim bile. Yani size söyleyeceğim bu hafta. Kendi emekleriniz, kendi hayatınız ve kattığınız kendiniz için değerin farkına varın. Çok değerlisiniz, unutmayın. Sevgili kovalar, yükselen ve ay burcu kova olan güzel takipçilerim. Canım ailem, paylaşın. Sayfanızda paylaşın, arkadaşlarınızda söyleyin, çevrenize anlatın. Kanalı birlikte ailece büyüyelim. Ya inanın emek yapıyorum, para falan kazanmıyorum ha, onu da söyleyeyim. Yani çok komik. Yani buradaki süreç hani oturttuğum bir sisteme saygısızlık olmasın diye devam ettiriyorum. Bunu da bilin. Sevgili kovalar, aşk, aşk al. İlla da aşk dediğimiz bir hafta olacak. Hayatınız, ilişkileriniz, duygusal yönümüzün daha ön planda olacağı, daha kendimizle o noktaya konsantre olacağımız bir hafta. Venüs ikizlerde iletişim, kalp, heyecan, duygu ve iş alanınızdaki renkli, heyecanlı alanlar size farklı enerjiye katabilir. Lütfen işinize sahip çıkın. Aşk sonra gelsin. Çünkü siz işinizle ilgili risklerin altında olduğunu ve sorumluluklarınızı kenara attığınız için bazı krizler yaşayacağınızı uyarıyorum. Evet, aşk da olmalı ama öncelikle iş hayatımızdaki olumsuzlukları görmeniz lazım. Yani takibindesiniz, ekip arkadaşlarınız size destek gibi gözükse de sıkıntılar yaratıyor. Bulunduğunuz alandaki rahatsız olduğunuz evreleri hiç ilgilenmiyormuş gibi davranıyorsunuz ama bu sizi işten çıkartılmanıza sebep olabilir. Dikkatli olun.
kurumsal büyük alanda alım satım içinde çalışıyorsanız yurt dışı bağlantılı noktada biraz burada sizinle ilgili sorumlulukların daha fazla artacağı, konum değişimi ve ekibinizin büyütmekle ilgili planladığınız noktada anlaşmalar gerçekleşecek. Farklı alanlarda çalışan kurumsalda olan güzel takipçilerim için yönetimin değişimi değil, sistemde bazı insanların köklü değişimi sizi ürkütüyor, sıra bende mi? Hayır, öyle bir şey yok. Siz sıranızı konum olarak değiştireceksiniz. Uzun süredir iş bekliyorsanız da fırsatlarınız aşkı ön plana aldığı için bu hafta bunları önemsemeyeceksiniz. Ama rica ediyorum, güzel iki iş kapı haber gelecek, gidin görüşün. Zaten Mayıs başı başlayacaksınız. İşiniz hazır olsun, yine siz aşk hayatınıza dönün diyorum. Devlet dairesinde, devletle bağlantılı alanlarda çalışıyorsanız yönetim, yöneticiler, insanların böyle sinirli, agresif tavrı ve aynı şekilde konuşmalarda tartışmalar, içeride dönecek krizler ve şiddet konuşmaları söz konusu olabilir. Siz onlar içerisinde olmamanız gerekiyor. Çünkü silik gözüküyorsunuz, silik gördüğünüz için sizi suçlayacaklar ve sizin notunuz aşağı düşebilir. Mümkün olduğu kadar dikkatli olmanız gerekiyor. Serbest alanda çalışıyorsanız yoğun trafikte iletişimler, konuşacağımız insanlar, yapılacak yeni projelerle ilgili devamlı görüşmeler içerisinde olacağız. Sonuçlar ne zaman aydınlığa kavuşur derseniz 22 Nisan, 23 Nisan o konuşmaların hepsi artıya dönecek. Yurt dışı ile ilgili bağlantılı çalışan sevgili kovalar, bu dönem seyahatlerimiz var ama yurt dışı değil, şehir dışı seyahatlerimiz, iş gereği gideceğiz. Yurt dışındaki bazı görevlerle ilgili sizin yerinize başkaları gönderilecek. Çünkü geçtiğimiz dönemdeki hatanız hala devam ediyor. Hala o noktayı geçemediniz. Geçemediğiniz için de krizler var. Ortak iş kurmak isteyenler için olumlu bir hafta. Yer beğenmek, araştırmak, butik alanlarla bağlantılı iş yapmak istiyorsanız olumlu. Bu arada en önemli şey, ailenize ait bazı topraklar ya da çözülmesi gereken noktalarla ilgili başvurularınız olumlu. Geçmişe dönük davalar, alınmanız gereken haklarla alakalı buradaki yasadan yararlanarak haklarınızın geri dönüşümü, kullanım haklarınızla alakalı da beklediğiniz paralar, evet uzun soluklu olacak ama onların hepsini alacaksınız. Pes etmeyin diyorum. Bir de anne köklerimizle alakalı özellikle uzun süredir konuşmadığımız, küs olduğumuz insanların tekrar size zarar verme ihtimali çok yüksek. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada her iki işinizin de çok yoğun. Gece de evde, gündüz de evde iş yoğunluğumuz fazla var. Sürpriz bir gebelik evremiz de var. Hazırlık olun. Ve çocuğunuzun okulu ve eğitimiyle ilgili karar verdiğiniz okul şimdiden hayırlı olsun. Bir pürüz yok diyorum. Aşk konusunda evet, gerçekten aşk dolu bir hafta. Ne istiyorsanız yaşayacaksınız, terk etmek istiyorsanız yeni aşka başlayacaksınız. İlişkinizle ilgili duymak istediklerinizi çok rahat duyacaksınız ama sizin geçmişle ilgili hesap ben ah ettim, o kapıma gelecek mi diyorsanız onun Nisan sonu Mayıs başı o istediğiniz tıpış tıpış ayağınıza gelecek de sen o kafada olacak mısın bilmiyorum. Evlilik teklifiyle ilgili söz nişan kesilecek. Hani bayram sonrası böyle enerjiler var. Şimdiden hayırlı olsun. Güzel bir eve. Sevgilinden ya da eşinizden araba bekliyorsanız arabanız da hayırlı olsun. Yalnız sevgili kovalar, özellikle kirada olan sevgili takipçilerim, mal sahibiniz ya da binada bazı karışıklıklardan kaynaklı tartışmalar çok yoğun olacak. Ve bu yüzden yeni ev arıyor olabilirsiniz. Ev bulacaksınız. Güzel bir ev enerjiniz ama bu binayı, bu mal sahibinizi dava ederek çıkarsanız ne ödediyseniz geri alacaksınız, bilginiz olsun. Bir de şöyle bir sorunumuz var. Ailenize ait bir yer var. Bunu da müteahhit anlaşması var. Hakkınız biraz küçülecek ama binanız sağlıklı değil ve gitmesi sağlıklı. Bunun için de gereksiz kardeşler birbirine girmesin istiyorum. Bu ara evliliği kötü giden şiddet, konuşma, tartışma, devamlı evin içerisinde aynı yemek mevzusu, temizlik mevzusu, o mevzusu, bu mevzusu. Bu ilişki bitti. Bitti de siz neye karar verdiniz? Çocukları bu düzende niye devam ettiriyorsunuz? Ya gidin babanızın evine, gidin annenizin evine, gidin sığınma noktasına. Ya bu çocuklar bu kadar zekiyken bu çocukları harcamayın. Yazık ediyorsunuz. Bir de ev hanımlarının bazıları böyle kendini geliştirmek istediği noktalar var. İlk önce gidin bir yüzme öğrenin. Sonra
kendimizi geliştirecek evreleri toparlamamız lazım. Çünkü bacak varisleriniz, damarlarınızda sıkıntılar var. Yüzmeniz şart. Bunu artık kabul etmeniz lazım. Evet, sağlık olarak varisler, ayak damarları, siyatikler, but noktalarımız sıkıntılı. Bir de boşanma istemeyen bazı kovalarda anlaşma yoluyla haklarınızı alacaksınız. Evet, hak size teslim edilecek. Hem Allah katında hem kul hakkında haklarınızı bu hafta alma dönemimiz. Aşık olmayın lütfen. Sevgili balıklar, yükselen ve ay burcu balık olan güzel takipçilerim. Abone olmayı, yorum yapmayı, yapın artık yani yorum falan ya, keşfete düşürün şunu. Ya emek veriyorum, sizin hiç umurunuz, dinleyip gidiyorsunuz. Ayıptır ya, emeğe saygı ya. Evet sevgili balık burçları, Venüs ikizler seyrinde olacak. Miras, mal konuları gündeme gelecek. Geçmiş hukuki konuları hala kapatmadığınız için orada konularımız devam ediyor. Bunlar ileride sizin hem sicilinize hem hayatınıza etki edebilir. Bunlarla ilgili doğru avukat bulmanız gerekiyor. Geçmiş iş konularımızla ilgili yaşadığınız krizleri hala aynı iş yerinde yaşıyormuş gibi yaşamayı bırakırsanız bulunduğunuz iş size farklı alanlarda büyük fırsatlar yaratacak. Siz oraya odaklanmadınız. Odaklanma şartı, sağlam projeler, yenilikler, yeni oluşturmak istediğimiz sizinle ilgili fikirler güzel de sizin fikriniz başka boyutta yaşıyor. O boyuta bir böyle şak 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 yap, kendine gel istiyorum. Aynı şekilde de şirket yönetiminle ilgili sizin size sunacağı farklı alanlar var. Bunları da kabul edin. Yalnız uzun süredir üniversitede yarım bıraktığınız konular ya da liseyi bitirmek istiyorsanız bunlarla ilgili bu dönem başvurularınızı yapın. Çünkü bu ve siz bulunduğunuz noktada seviliyorsunuz. Ünvan eksikliğinizden konumunuz değişmiyor. Bunu da artık hayata katmanız lazım. Devlet ya da devlet bağlantılı kurumsalda çalışıyorsanız yöneticinizin size çok zorlu bir görev vereceği ve bu görevi çok doğru yaratmanız lazım. Mesela inşaat alanındaysanız, mimarsanız, tasarımcıysanız çok ödüllü bir proje var burada. Bu neyse şirket olarak ya da size ait bölüm gayet başarılı bir şekilde başarıyı sağlayacak. Bu arada senaryo ruhunuz, senarist ruhunuz çok ön planda. Eğer sanatla uğraşıyorsanız tiyatro, müzik, dans, senaryo bu tarz yörüngelerinizin daha hızlı hareket edeceği, kendi enerjinizde en iyi şekilde yeni projelerde yer alacağınızı gösteriyor. Belki balerin olabilirsiniz, spor hocası olabilirsiniz ama ünvan hakimiyetiniz daha aydınlık olacak. Yeni kendinize mekan kurmak isteyenlerden annenizin gizli desteğiyle birlikte istediğiniz, hayal ettiğiniz iş kapınız aydınlıkta ve verimli olacak. Devletle ilgili beklediğiniz iş olumuyla ilgili mülakatlar, yazışmalar doğru. Sadece günü ve tarihi bekliyorsunuz dört gözle. Hayırlı olsun. Kurumsaldan, büyük bir kurumsaldan iş beklentisi olan balık burçları oraya birini sokmanız lazım. Başka biri sizin önünüze geçmiş. Onu çözmeniz lazım. Çözmezseniz o kapı size kapanıyor. Bilginiz olsun. Stabil bir ekonomik hayatta yaşıyorsanız şirketiniz ya da bulunduğunuz alanda, küçük bir alandaysanız ekonomik krizlerden kaynaklı işten çıkartılmalar var. Sizde bir sıkıntı yok ama korku endişeniz var. Korkmayın lütfen diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada güzel bir hafta. Özellikle alışveriş ruhunuz, gereksiz harcamalar, eve devamlı bir şeyler almalar sizin kredi kartlarınız ve sizin paranıza zarar getiriyor. Mümkün olduğu kadar her iki tarafta daha dikkatli olmak zorunda. Bir de ek ikramiye beklentiniz var. Mayıs başı yatmış olacak. Ve güzel, bunu da araba almak istiyorsunuz. Araba değişikliğiniz de var. Hayırlı olsun. Aşk konusunda şöyle söyleyeceğim. Bitmiş bir şeye büyük özlem yaşıyorsunuz ve takıntı halindesiniz. Artık lütfen bu konuyla tedaviye ihtiyacınız var. Kendinizi tedavi edemediniz. Kimseye de odaklanamıyorsunuz. Onun kokusunu, onun enerjisini arıyorsunuz. Yani bir iki ay daha böyle bir enerjidesiniz. Yoga yap, pilates yap, kampa git, dağa çık. Ama bu duygudan kopman lazım. Yeni ilişki başlayanlar için ciddi bir ilişki evresi var. Hayırlı olsun. Uzun soluklu ilişkilerde geçimsizlikten çok birbirinizi rakip gibi görüyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına. Siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Sevgi, güzellik getiriyor ve birbirinize daha iyi planlı programlar söz konusu olacak. Mesela evlenmeyi düşünen çiftler yurt dışı başvurunuz ya da farklı bir il başvurunuzla ilgili olumsuz bir risk yok. Yolunuz aydınlık olsun.
Evet, aşk var, yenilik var, yenilemek istediğimiz birçok nokta var. Siz bu yenilikleri doğru değerlendirme vakti. Ailemiz ve aile büyüklerimizin eviyle alakalı sıkıntısı söz konusu olabilir. Ve burada badana boya, rutubet enerjisi, özellikle babanızın ayak problemi ve damarlarla ilgili sıkıntısı aslında o evden taşınması gerekiyor. Destek olmanız gerektiğini düşünüyorum anne babanızın. Bir de ailenize ait topraklar, mesela babanıza ait topraklar, amca, halalar arasında çok büyük krizler ve bu krizler konuşmalarda çok büyük kaoslar var. Siz de aynı şekilde ifade edin. Çünkü onlar size saygısızlık yapıyor. Siz de yapın. Herkes haddini bilsin istiyorum. Yoksa malınız elinizden gidecek. Evli çiftlerimizle alakalı noktada eşiniz gerçekten bu ara çok romantik. Hediyeler, güzel sözler, ıslıklar, sürprizler havada uçacak. Hatta ve hatta mevzu, bir arsa mevzumuz var. Bunu da çözeceksiniz ve iyi olacak. Hatta uzun süredir çocuk tedavisi düşünen sevgili balıklar için halinde çocukla ilgili de net karar verme ve bu noktalarla ilgili de güzel aydınlanmalarımız söz konusu olacak. Evet, bazı çiftlerde ters giden, mutsuz olduğunuz konularda eşinizin rahat tavrı, ilgisiz tavrı, sizi yıpratan konuları onu ehlileştiremediniz. Yapacak bir şey yok. Elimizdeki ürün bu. İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. O koltuk formatlı, sen eğlenceli bir insansın. Yani onu, o hayata bu şekilde kabul et. Yalnız şöyle bir durumumuz da var. Ailemizin Ege ya da Akdeniz, deniz gören bir noktada geçmişe dönük bazı mallar da gündeme gelecek. Bunları da gözden geçirin. Hukuki süreçte olan ablanız ya da eniştenizle ilgili yasal soruşturma biraz sıkıntı yaratabilir. Arkasında destek olmanız lazım. Sağlık olarak orta kulak iltihabımız, kristallerle alakalı ve duymayla alakalı ya da kulakta mantarlar söz konusu olabilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. Gökyüzünün güneşi evinizde ışık gibi olsun. Gecenin ayı size huzur dolsun. Güzellikler katsın efendim. Hoşça kalın.